Cümleten selamun aleyküm. Benim güzel izleyicilerim hepiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Niye döküyorsun kız? Kaç. Niye döküyorsun? Neler yapıyorum canlar? Şimdi ben inek sağmaya geldim. Şöyle buzağlarımızın yemlerini de verdim önlerine. Bunlar hani derler ya, bol bulduğunda buna, bunu yön değil. Aynı o hesap arkadaşlar. Yiyorlar sonra bırakıveriyorlar bunu burada. Yemeden gidiyorlar. Anası geliyor, onlar yiyor bunların yerine. Sadece arpayla besi yemi, buzağı yemi üçü karışık arkadaşlar burası. Bunların bakımı iyi aslında ama ve lakin beğenmiyorlar. Bunlarki de süt yemi, arpa kırması, saman, bunların neneleri de böyle makinemi taktım, sağlıyor. Ben de böyle buraya suyumu falan getirdim. Biz çocuklarımla yemek yedik arkadaşlar, bir şeyler hazırladım. Tavuk göz falan kızarttım bugün. Farklı bir şey denedim, baharatlı. Sanki böyle hani köfte oluyor ya, tavuk köftesi, onun gibi oldu. Ondan sonra onu da yiyince biraz susattı. Yükselgile baharatsız yaptım. Bir salata yaptım. Patlıcan kızartmam vardı. Öyle bir yemeğimizi yedik. İneklerimi sağmaya doğru koyuldum. Yağmur yağacak. Yine hava karışık. Rabbim beterinden, afetlerden, felaketlerden esirgesin Cem cümlemizi inşallah. Şöyle bulutlar karışık arkadaşlar. Biri geliyor, biri gidiyor. Bir gök gürültüsü, bir yıldırım. Dünün sıkısı da öyleymişmiş. Çünkü videomda yayınladım zaten, görmüşsünüzdür. Felaketlerin yaşandığı bir akşamdı, ondan önceki gün. Bizler görmedik, duymadık ama yaşayanlar olmuş. Allah'ım yardımcılar olsun. Bir tane bebek kaybetmiş arkadaşlar, 3 aylık. Kurban olduğum Allah'ım anasına babasına bağışlasın inşallah. Bir tane vefatımız varmış. Mekan cennet olsun inşallah. Dua etmekten başka hiçbir şey gelmez hiçbirimizin elinden. Yüce Rabbim, kurban olduğum Allah'ım her şeyin en iyisini bilen. Öyle diyoruz. Rabbime sığınıyoruz. Elhamdülillah, hamdolsun. O zaman videomuzun devamında görüşürüz canlar. Merhaba canlar. Şöyle Yükselim ana sınıfına geçtiğim okulu size çekmek istedim. Dün bir tane izleyicimiz yazdı, ne kadar yol gittiniz Yüksel Hansı'nın oradaki okuldaydı diye. Burası ortaokul arkadaşlar. Ana sınıfı buraydı öbür, evet. Ama şimdiki birinci sınıf burası değil. Hem ortaokul yani hem de... çok uzak. Evet, ana sınıf öğrencisi çok olduğu için ikiye bölmüşler arkadaşlar. Hem buraya hem de bu çarşıdaki okula ana sınıfını şey yapmışlardı, böyle bölmüşlerdi. Burada birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dörde kadar burada, geri kalanı bizim o taraftaki okulda. Yükselim Rabbim nasip eder de o günlere gelirse tekrardan bizim tarafta okuyacak. Değil mi anne? Atlayıp gidecek duvardan anası gibi. Saçlarını bugün taradı benim güzel kuzum. Kendi kıyafetlerini kendisi giyindi. Şimdi farklı yoldan gidiyor. Diğer taraf bayağı çamurluydu ve bir tane araba orada duruyordu. Sağ serbest değil. Araba geliyor. Serbest değil diye bir şey değil. Ama görmedim. Serbest diyordum. Sonradan gördüm. O yüzden öyle oldu. Sağ, serbest. Serbest de serbest. Dolu burası denilince. Ama görmedim ki. Sonradan gördüm. O yüzden. Şimdi sağ serbest bir anda ben çıkardım ve var bilirsem değil gene kadar zaten sağ yan taraftan çarparlar. Doğrudur. Pardon. Vallahi bilemedim öyle olduğunu. Ondan dolayı diyorum. Bu taraf dolu diyeceğim. Evet. Bir dahakine de öyle diyeyim. Maşallah nasıl güzel çocuk. Şurası. Gülpınar İlkokulu'na hoş geldiniz. Burası benim okulum arkadaşlar. Ben burada okudum. Herkesin arabası, motoru burada. Şöyle. Yani önceden herkes yayan giderdi, şiderdi. Ama kendi önce kalan her şeyi. Bizi neydim? Abim getirdi. Hadi sınıfınıza dediydi. Biz kendimize de vermiş mezarlığı. Vallahi biz de aynıydık. Anacağım, tamam. Anacağım annem. Biz sırt çantamızı getirmedik henüz arkadaşlar. Biraz adapte olmamız gerekiyor ve malzemeler çantalarda, kitaplar falan olursa artık o zamana okulumuza şöyle giriş yapalım. Ana çanta yan dönmüş. Canlar biz evimize doğru geldik. Şöyle soğanlarımızı annem bir şeyden kaldırdılar, geldiler. O köyün ismi neydi? Nenezden mi? Bekarlardan. Bekarlar köyünden arkadaşlar. Ondan sonra buraya geldi, bu köşeye koymuşlardı. Üstüne yağmur yağmış. Burada 4 torba. Torba dediğimizde şu. Sizler çuval dersiniz, biz torba deriz. Evet. Bunun 4 tane dolusu var arkadaşlar burada. Şimdi bunlar buraya tekrardan annem sermiş ama güneş almıyor burası. O tarafa doğru götüreceğiz Hasan'la. Bu beyaz soğan mı bu? Yok. Koy soğanı mı? Bunu yemeğe kattın mı baldan tatlı olur.
Beyaz soğan lazım ya. Ama şey bir torba alırız. Onu sumakla nem yapıyor, güzel oluyor o zaman. Evet, ben beyaz soğan yemeği daha çok seviyorum. Ben şöyle torbaya dolduralım. Hasan da bunları döküp döküp gelecek. Ben de sonra götüreceğim arkadaşlar bunu şimdi. Güneşin yanına dökeceğim. Aynen gibi orada. Turşu mu yapıyorlar? Turşu yapıyorlar onlar da. Ben de ev temizliği yapacağım bugün. Evdeki eşyaları şöyle çıkartacağım. Dipli köşeli inşallah ki uğraşım olacak bugün. Görüyorsunuz yuvaya da var. Orada dolduracağız. Ben önce döküp geleceğim arkadaşlar oraya. Burası şöyle getirdim. Torbaya dolduruyor ya Cansu. Şöyle dağıtım kurusun arkadaşlar şimdi. Evet çiçeğine. Evet arkadaşlar. Nalus da geldi. Şöyle Nalus da. Eyvallah. Nalus da gittim şöyle. Şimdi nasıl kaşıntılar? Kara dudağım geldim. Evet abanım. Baklava aldım geldim. Baba. Ne babam? Şimdi nasıl koptu la? Karadudu acayip koptu. Karadudu özel aldım ya, özel yaptırdım size. Bana da pembe de. Soyumuna devam. Tarlada izin olursa ekinde yüzüm olurmuş. Samur tane soyum da bizim turşu yiyelim. Sen ben baba gideceğim valla. Al. İster pembeden al. Tamam yo yo. Penne diyor adam. Çilek o ya. Sana pembe aldım Dodo. Penne. Sana penne demireceğim sana da. Çocuğu nasıl sevim çocuğum ya. Sana penne demireceğim top. Ben Hasan'ım kadar sevmedim ya. Bu ne ya? Vallahi diyor var ya. Çocuk. Güverim seni bak. Penneden istiyorum diyor usta. O penne aldım ve bunlara çilek aldım bunlara da. Çilek mi koktu kara tut mu usta sen? Kara dudu acayip koktu. Öyle mi? Kara duda yaslandım. Kara duda yaslandım. Yağmur yağdı ıslandım arkadaşlar. İnanmayın ahbaplar. Derman ablam neden işte? Derman ablam benim burada olduğumdan şu an haberi bile yok. Onu da getireydin. Dur oğlum dokunsun. Şimdi arkadaş ben tıraş olmaya diye çıktım. Ha baklava mı yiyeceğim? Dur dur. Tıraş olmuyor. Tamam. Dur. Evet, sen evet, çok önce. Hasan da evde bir uğrayalım annenle engelledim. Öyle bu yanına çıktık. İyi geldim. Yapmışsınız. Bir kısmetimiz var. Ben şekeri yiyeceğim. Mavinin beyaz. Biliyorum odasını. Fırına dişti. Gelin burada baklava yiyeceğim. Her taraf her taraf. Arkadaşlar yükseldi şey çıktı böyle. Olmaz mı kut mu? Yok yok kut mu değil. Kocaman kocaman. Geçen sene ben de çıktı dedi, bu sene de yükseldi. Baklavayı. Çatanın yani. Örtüyorum Derman senin videoya bakmış. Sen diyor bir şey yemediniz yani. Her şeyden bir şey yemediydiniz dedi. Vallahi. Biri de yazmış sana. Kardeşim o baklava esas etmiydiniz diyor. Üç tane kaldı dedim onda. Lan diyor ben de gitseydim ben de 3 yedim diyor. O tam bitermiş. Olmasa Narus da dedim dişinden azıcık şey etti. Diyor, baklava soğudu dedim o gün yediğimizde. Buz gibiydi dedim. Yoksa biz onu Narus'tan üçünü de kurmazdık. Ya. Sen de YouTube'un tekrardan hayırlı olsun. İniştem U dönüşü yaptı arkadaşlar. Artık aramızda. Artık inşallah Pesit Pesit'e King'den başladık. Nail Ürgün ismiyle ulaşabilirsiniz arkadaşlar eniştemin de videolarına. Ya bulabilsek içeri bulmanız kadar. Az önce ben de kut çıkarayım. Ondan sonra. Aferin sana işte. Öyleyken öyledi. Ama mesela ben Hasan'a da diyorum sen 5 ay önce atmışmışsın. Atmana rağmen talep hala var sana. 10.000 izlenmişmiş maşallah. Yani izleyicilerin sabit duruyorlar. Hep zaten şey ya bildiğimiz izleyiciler, yorum yazanlar. Sabit izleyicilerimiz. Sen izleyicilerim. Mesela ben 5 aydır video atmıyorum. 8.000 kusur abonem vardı. 31 kişi çıkmış sanıyorum. 5 aydır takalama hiç gidip bakmıyorum. Var dostum. Allah tamam. Geri mesela o gün video attım. 50 küsür tane geri abone geldi mesela. Ha, iyi maşallah. Sevenlerimiz çok Allah razı olsun hepsinden. İyi ki varsınız. Abone geliyor. Sizler varsanız biz de varız canlar. Her zaman söylediğimiz gibi. Sen ne iş görüyorsun anne? Sarımsaklar saçak saçak. Sarımsak söylüyorum. Biberle bir şey. Çörek kesenin sarımsağın çörek kesenin. Esrar. Nasıl severim değil mi öyle? Sarımsağın çörek. Sarımsağı bakmadı evleri temizleyen bir yüksel oktan çok kötü. Bugün sınıfta herkes normal duruyor bu kaşınıyor yazık. Çok şey arkadaşlar. Ben gittim de oradan geç dedi çok şükür. Hasan ona yardım etti kendisi. Babama da verin elini. Hasan ver. Beni. Yansın gel. Hasan babama da ver o taraftan. Yansın gel yüksel bizim eski tatlıdan. Sınıfta oluyor. Sen de mi bir adaydın? Yüksel bir aydı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dün söylemiştim. Ben iki aya geçtim. Bir de öğlen şeyimiz geçsin. Ömer var ya ne diyor evde? Allah ekber diyece de avrat ekber diyor. Niye öyle diyor? Allah
Avrat değil annem, Allah töbesi de Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ama diyordu Allah Ekber dedi. Avrat nereden çıktı? Bazen olur ya, frekansla karışabilir. Benden çıktı. Ana. Benden çıktı. Evet. Hasan döveyim mi? Hasan beni mi döver? Hasan döverim lan. Babasını döverim de. Tuhat vurdur Hasan diyor. Ağlarım bak. Ağlarım bak. Bak oğlum. Bunlar şeye bile gayrı olmuyor. Geçen yüksel babamla tartışıyorlardı. Oradan ağlar, oradan saldırıyor. He. Altın arkadaş. Bugün sol gözüm seyiriyor. Sola sevin, sağa sakınma diller. Yardım etmelisin. O zaman sizlere afiyet olsun. Ben evlerimi çektireyim. Soğanımızı buraya serdik arkadaşlar. Bu başörtümüzün altında da elmamız var. Elma kahı derler bizim burada. Elma kuruması, kurutulması. Şöyle başörtüsüyle örttük, sinekler konuyor diye. Sinek çok. Orada biberler yatıyor. Burada soğanlar. Orada kamışlar. Burada elmalar. Öyle canlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Bu arada balkonumuzu sevdim arkadaşlar. Annemle beraber. Geçen yağmurda ıslandı. Şey oğlum. Hı. Şey babam su istiyor. Verim oğlum. Dolapta. Şöyle bunları koymadım arkadaşlar. Çünkü burası ıslanmış. Öyle kötü kokuyor ki bu halı. Yıkanacak, kaldırılacak ortadan. Ama idare etenlik sevdik. Böyle yemek falan yerken iyi oluyor diye. Sen mi götüreceksin? He, ben götürürüm. Tamam, sana bir de plastik bardak verim. Videomuzun devamında görüşürüz canlar. Canlar biz şimdi yola doğru çıktık şöyle. Nereye gidiyor Hasan? Matcan'a gidiyormuş. Eski ismini, Matcan İncik ismi neyse artık. Oranın ismi ne şimdi ki? İncik İnci, Göreme gibi bir şey işte. Göreme. Eskiden Matcan'a bir iki, Matcan'a bir iki dillerdi. Gece Matcan dillerdi oraya. Arkadaşlar biz geçen yılda böyle gitmiştik. Bizlere bayağı soran oldu. Benim çocuğumda da kaşıntı var. Bizde de var. Güzel hani oldum diye. Geçen sene de oluyor. Geçen sene ben de olmuştum. Bu sene de yükselimde. Yükselde de oldu herhalde geçen sene. Olmadı oldu. İşte bir gün olmuştuk. Ben de olmadı. Yükselimde oldu. Yüksel'e diyorum ki Yüksel keşke sen de çıkmasa ben de çıksaydım. Yok annem sen de çıkmasa ben de çıksın diyor bu da. Yok arkadaşlar. Sizlere de belki o taraftan bir çekim yaparsam yakında çevrede olan camilerin içindeyiz. Cami buradan öğren, izleyicilerimiz de varsa burada ne geçen izleyen varmış. Birisi bana yazmış. Sonra ben diyeyim. Ha şişek dedi geldi. Gol gol. Bir tane izleyicim yazmış bizim benim koyum o da değil. Evet canım olur. İstanbul'da olan olur. Ramla'ya olan olur. Nereden çıkıyor? Buranın adamı da İstanbul'da çobanım. İstanbul'a gidelim. Zaten buranınki hep İstanbul'da. Yarmanınkiyle buranınki. Şöyle çekeyim de izleyenler varsa görmek isteyen, hasret gidermek isteyen. Burgurcu pek yok kanım bas yani. Kapanmış. Dur biraz. Efendim? Nerede uyuyacaksın? Başka ama yarımdan çekemedim. Uyuyor mu geldi? Ömer bugün biraz ateşli gibi arkadaşlar. Hasta mı olacak bilmiyorum. Hava değişimi vardı ya. Bakma da ana yola çıkıyor ya. Dün de tişörtte gezdi, hava biraz serindi. Değişik. İnşallah hasta olmaz ama biraz kırgınlık var onda da. Ömer'e uyuşu geldi ha. Yok çarşamba mı? Yok, Ömer geldi mi uyku? Uyuma uyuma. Ama bu. Sağdı da geldi. Dur. Lan şşşt. Birbirine kurmayın. Ömer abi seni sevdiği için diyor oğlum. Burada adam da güvercin var bak, hani şurada şey yapamaz, hayvancın var. Şurada mandıra var ya, orada da güvercin var, uçuyor bir tane. Şurada güzel bir yaratıcı, nerede çilek büyütmüşler ya. Burada da mı var şurada? Var ya da. Ne? Çilekler de iyi canım, buranın çilekleri. Allah Allah, sen de mi iyi? Şurada açıyor, uçma yok. Adam arkaya ne kadar ışık takmış olur. Geri geri şeyi yapıyor adamın. Patates mi yapıyor, ne yapıyorsun adamın şurada? Neyse oluyor, büyük otur ya. Şurada işte çilek. Adas. Baba, Adas. Ne? Adas. Aa, otobüs, otobüs diyor bari. Ne? Adas. Otos, otos.
bayraklar hep birden mi yaptılar ki? Söyle söyle böldüm pardon. Sevdim candan bilsin acımadan. Acaba diyorum o bayraklar hep birden dikilmiş ya. Bir darbe gününde mi şehit oldular da hep birden oldu? Yoksa şehit oldu bayraklar. Mesela her şehitte bir bayrak mı yapıyorlar oraya ki? Her şehitte bir bayrak. Bilen izleyicilerimiz aydınlatabilir bize Nevşehirlilerimiz. Geçen kişi buraydı arkadaşlar. Biz burada Nail Usta'yla giderken bayan şey mi ilicili kalan intihar mı ilicili ne öğreceydi bu aşağıdaydı. Şu yolda hiç normalde geçilir mi yani araba giderken durmadan hiç. Durmadan geçiyordu arabayı sonra doğru kırdık da Nail Usta da neye uğradığını şaşırdı ben de. Onun amacı intihardı büyük ihtimal. Hiç bakmadan dümdüz gidiyormuş arkadaşlar ya, bilerekten. Turan mıydı neydi arkadaş? Ne, bir şey içiyorlarmış. Hani başka, zararlı madde mi? Başka madde içiyorlar. O da hiç, hani araba gelmiş ya da bir şey gelmiş. Hani normalde insan nasıl düz bir şey olsa korkar arabadan. Çünkü çalarsa mesela insan böylece bir korkar ama onlar öyle olduğunda hiç göz bir şey görmüyormuş. Yani direkt geçiyorlarmış onu yani. Kalan hiç kovmuyorlar canım onlar arabadan. Ama kovmayı bırak, dumanı çıkart diyesen. Yine böyleydik ya 86-85'in eline böyle buzda gidiyorduk tam. Ama bu yollarda da yani düz yol. Şu aşağı bak orayı ben sana gösteririm. İmkanı var sonra kapatma bak şu aşağıda. Bu rampayı indik şu aşağıda. Bu sevdiğimiz evin orası değil mi? Ha orada he orada zaten buralarda zaten geçiş de yok buraya da orada var mı bilmiyorum ama yaya yolu falan neyim yok yani. Bu da şey diyor hani öyle kısımları herkes alabildiğince gidiyor virajda alan. Sol şu an 80-90'dan. Sol çalıştığım sene şurada şu binanın aşağısında bir inşaat çatı yaş yapıyordum. O sefer yaşta bir çocuk şeyde okullar tatil oldu çalışmaya gelmiş. Ha şuradaydı işte şuradan çıktı bayan şuradan. Ben de aynı bu şekilde gidiyorum buradan nasıl böyle kırdım sonra böyle ettik de kurtuldum. Buraydı işte he. Düz yürüyüp geçiyor bu yolda. Şu inşaatta, bu inşaatta çocuk düştü altıncı kattan. Evet. İnşaat çekiyordu, şeylerine ona binmiş, ona çıkmış. Hala arabanın içine ona binmişti. Yani. Tünel öldü diyor, ne yaptı çocuk? Biz de şu evi hasta dışına baktık. Evin dışına bakalım, bol tutmadı yani. Alüminyumdan bile bol tutmadı. Ben de böyle değilim ben sana, buradan bir ev hasta. Şey var arkadaşlar, bunun biz hayranıyız Hasan'la. İkisi de aynı konuda sahip. Üçü de çok güzel ya. Acayip bir şey olmuş. Senin favori rengi füme bir gold iki arkadaşlar. Gold'u ben de çok seviyorum. Füme'yi de seviyorum. Nasıl ama yerinde zaman. Sen tanıdın da bu kadar abi. Yener bilir sen tanıdın da bu kadar abi. Böyle mi? Gezerim değil mi? Aksaray, koyun ev şeyleri var. Geçeceğiz değil mi normalde? Sonra geri... Sonra geçtim. Yok geçmedim çizgidim burada atı duruyor. Atı çekeceğiz. Buralar atla inan mı meşhurda böyle çok at var? Bilmiyorum. Turizm alanı hani gezmeye gelindiğinde herkes ata biniyor burada da genelde. Burada at çiftliği var şu öğrenildi. Vardı.
biniyorlar, geziyorlar ya. Ben kaç senedir hiç gelmiyorum buraya. Buluşmak boyunda da. Her hafta gelirdim Nevşehir'e. Babana değil mi? Kamyona bak bindirselerdi rahmetli. İyiymişmiş vallahi. Önceki zamanda tövbe bindirmen de gelemedi. Babam niye geldin helalımın kızı derdi bana. Ben de babam saldırdım. Bana bir simit doldururdu. Bir de babam ne isterse onu alırdım. Hadi giderdim. Mekanlar cennet olsun inşallah. İkisinin de mekanı cennet olsun. İkisinde kamyon gelirdi makineciler. Kamyon, he, makinecilerin kamyonuyla gelirdim giderdim. Demek ki gelen giden varmış bir şey. Mesela nasıl Aksaray'a gitmiş? Babamın yaptığı yerde çalıştığını. Herkes arabayla geliyor. Hatırımın evinde dururdum. Hani evimizin adamı gibiydi. Üç kızı vardı oğlum. Yata yatardım giderdim. Öyle alıştı demişler. Süper tatlı diye durdum benim arkadaşlar. İnşallah yol şeysi sürmüyordur. Cümlemiz. Arabanın mı bozuldu ki acaba? Öndeki tırdan dolayı duruyor biliyor musunuz? Bunlardan şey yok sıkıntı. Tutum Cemal nereye gidiyor ki? Her tarafı biraz olur. Biz niye oranın altı çıktı oraya gitti? Sanki olmuyor mu? Allah Allah. Gir bari. Şimdi tam aradım. Üç Sarı Kalesi'ni yan taraftan görmüştük. Arkadaşlar. Turistik alan burası işte gelip gezilen. Şimdi böyle hava balonlarının uçtuğu sabahın. Koreme'ye gittik, Koreme'de geldik. Sabahın Koreme'de bunun aydır ayrılmaz aldıydın o telefonu elimde diyor. Herkes bir mani söylemeye çalışıyor. Ha gösterir, can sıkıyor. Ama güzel ya. Şu kalesi var ya. Seviyorum buraları ya. Turistlere bak turistlere. Yerli turist, yabancı turist. Turistler geziyoruz. Allah Allah Allah. Şöyle bir gezmeye gelemedik uçağa. Develere var ya. Bir dille atı da var. Bir dille atı. Gelirsek deveye bineceğim ben. Baksana. Gelirsek deveye bineceğim. Öyle mi? Şimdi bindirdik de korktu, indirdik Hasan. Ceylin. Ben korkmam ya. Korkmam galiba. Deve tükürür adama biliyor musun? Aman bir tanesi bir şey diyordu ki diş atıyordu ısıtırmaya. Bunu deveye tek kim güdermiş deve? Deve şeymiş sahibi sana. Deveyi tepe kaldıramadı. Ne atışın atışın? De azarladım dedi tepe yanına var mı bir daha da? Bak Kars'ta var ya. Kars'ta develer var ya bak. Üç tane dört tane bak. Dağları oymuş lan. Aç gidiyormuşlar. Asmalı Konak. O filmlerin çekildiği yerler buralar işte. O filmlerin aşığı olanlar vardı. Kimsede var da eve götürüyorum deveyi. Adamlar orada. Deveyi 7 kişi kurban kesiyorlar o deveyi bari. Bari 4 tane. Kesecek mi o? Bu da kurban olur. Peygamberimiz de kesermiş. Şimdi deveyi et yemedim lan. Eski oluyor, ekşi olurmuş. Allah. Yaparsa ben gül getirmiş de ben yediydim hacıdan. Dışarı çıktık, şimdi. Ay işte ne var? Öğren eski oluyor. Allah Allah, onların ne maalesef geziyorlar. Turistler bunların işi işte. Bunlar çıkarır tadını, biz buraya yaşıyor, buna gelmiyor. Estağfurullah abi, bunlar yaşıyorlar. Biz yok. Gel bak, bu çok açık. Şurada eski yere bak, şansı uyanı bak. Burada Koreme. İşte depe geliyor ya, hemen gidiyor. Öbür kezlerimiz de buradan sor diyor arkadaşlar. Biz tarif olarak gittik önce. Alıştık. Araba gittik diyor. Ya burada nasıl Nevşehir üzülmüşüz ya. Tamam üzülmüş zaten de yok. Geçen biz Kayseri'ye giden orada yolda satıyordu. Aldıktan yediydik. Çarşıda bulunuyor. Gezilecek yer arkadaşlar.
Şimdi oturabilmeyi çok isterdim ATV'ye. Buraların bağları meşhur arkadaşlar bu arada. Ali burada sirk oturmuş bak. Nevşehir'den Aksaray vurmuş zaten. Bir iki gün önce yağdı ya. Cansu bu yana. Buraya bak işte buraya bak. Oo şurada atları var. Nasıl atlar? Korona kasabasına hoş geldiniz diyor. Şimdi oturdu buraya koymuş demiş torba kalmış. Eve götürüyor. Kaşlar nasıl tutmuş bari? Sizde bir de olmasa sen kameramı koyduğun için yapacaktım. Öyle mi? Bedava çimento işte. Sahibi var oğlum, o atmamışlar. Şurada bizim binada yaptılar ya. Burada şurada dedikler. Şu yanda. Buradaydı ya. Çalıştırdık burada binanın. Nasıl yemekler vardı benim ya. Benim kalmadı, bir kalmadı. Yo! Vaç günü anne o. Minarenin yanı değildi la. Değil, sol taraftan gidiyorduk değil mi oraya? Aynen bu taraf değildi çünkü. Bir ara yine böyle geldik, hangi cami, hangi minare? Bayağı uğraştık ya. Aa, Passat'la geldiğimizde bir tane balon bir şey demişti. Bir Passat'ı aradık. Bir Ford Focus'la geldik bura. Ford Focus'u yine aldığım günde geldik bura. Allah Allah, hani kalabalık ya. Çıkmıyorduk anne, biz yanlış mı geldik, ne orduk? Nasıl minare vardı? Bura yok. Şu oradaydı minare. Yanlış geldik, yanlış geldik. Böyle çıkıyorduk, aşağı doğru iniyorduk ama böyle olması lazım. Yani sonra hey sola doğru dönüyorduk, oradan aşağı biniyorduk. Bura değil mi? Bura çıkıyor, bildiğin çıkıyor yani. Baksana buranın çıkışı bura. Arkadaşlar buraya pencereli kapılı görünüyor, görüyorsunuz bacalar ama bunlar hep şeymiş, eskiden yerleşim alanıymışmış. Eskiler burada yaşarmış. Kendilerine dağlardan uyar ev yaparlarmışmış. Nasıl ya? Oradan dönecektik ya. Hatta bak. Geri gibi dönüp oturup burada da motor çıkarıyorlar. Az çiftliği bak burada da. Atlara binip gezdikleri yerler buralar. Atık aşağı arıyor bari. Ne kadar at var ya? Yalan at var bu yanda ya. Oğlum şuradan yol var biliyor musun? Burayı çekiyor. Ana atay da var. Yoksa da öyle dolaşıp gelelim diye biraz taşıyın. Gezelim bak. Arabanın gezelim. Arabadan baba, çok sıcakta çekilmez de araba serin. Buraya ben hiç gelmedim mesela. Buraya koymadım. Biz buraya yine evlendiğimizde gelmiştik. Şurada resmimiz var hatta. Arkada nazar boncuklu ağacın yanında. Bize annem, sen, ben geldiğimiz var. Babam sizi götürmüş bir şaka artanla gaza gelmişti. Nasıl gitmiş dediler de ya bize lan. İnanmadılar da Yüksel'in gelişine. Vallahi geldiydik. Anırsak dedik biz. Yüksel geldiydi vallahi buraya. Gece dönecek dayı. Yolun sonu burası park. Hani yolda andık ya böyle böyle, biz geçen yıl kaybetmiştik, yine aynıyız, hiçbir şey değişmemiş bizden. Yine unutmuşuz geldiğimiz yeri çünkü tüm sokak.
kulaklar birbirine çok benziyor. Spotify. Ne oğlum? Anne adamlar zengin, üstü açık arabayla geliyorlar. Hallarına bak, hallarına bak. Adamlar zengin, üstü açık arabayla eyvallah. Annem bizden iyi bildi. Baba. Şu park değil mi canım? Buradan sol değil miydi? Yanlışım mı var? Sağ mı sol mu? Ha şöylesine. Sağda evler değil mi? Şurada. Ha yukarıdaki. Park ettik de hatta şura, bir. Şura, tamam evet. Tamam. Evet. Şuradakiler hep tarihi halılar. Şu ara mıydı? Dükkanın üstüydü aslında. Arabayla bak. Sen arabamızı koy buraya, geri kalanı buluruz inşallah. Arabayla yine varacağız sen daha ortada. Hediyelik eşyalar arkadaşlar, her yerde her şey. Buraya ne gönderdim? Arkadaşlar, şöyle eski halılar hep buraya görücüye çıkmış. Tarihi. Turistler resimlerini çekiyor, bakıyor. Ben de diyorum anneme bizim evde neyim olsun atarık böyle diyorum. Geldik. Bir markete uğrayalım diyorum Hasan arkadaşlar. Ekmekle içecek alalım çünkü parayı neydim hani böyle okuduğu yerine dedem kadın. Anlar. Olsun şey yapıyor çağırıyor burada. Dede var bir tane. Yüksel bu tarafa al Hasan. Abinin sinyal yanıyor. Arkadaşlar hani böyle kadın bana para verin diye bir şey söylemiyor ama okuduktan sonra onun yerine bir şeyle dolduracak ki kabul olması gerekiyor okuduğu duanın. Onun yerine de hani bir şeyler verdiğin zaman çekiniyor. Ben de buradan evlerine ihtiyaç ekmek gibi bir şeyler alalım diye geldik bu tarafa doğru. Buradan konumun isteyen olursa arkadaşlar şu Center Cafe House name yazıyor ya. Oradan şu marketin yanına geliyorsunuz. Buradan şöyle yolunuzu hiç sapıtmadan şöyle düz gidiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ne alakada böyle bir şey anlatıyor ama geçen yıl izleyicilerimiz kaç kere yazmışlardı bize tam yer tarif ederim sizi. Buralardan da var herhalde. Aziz Allah şefaati ya Resulullah. İkinde okunuyor. Şöyle döndüm sağa doğru. Biz geldik arkadaşlar. Teyze birazcık işi varmış. Bu ev bu arada tekrardan göstereyim şöyle. Biz buraya kaç kez geldik diğer yollarını bilemesek de bu mahalleye geldik mi hemen hızlıca bulabiliyoruz. Şu yukarıdaki evlere bakın. Oralarda yaşıyorlar mı ki Hasan? Hep perdelerine çekilir. Yoksa öyle tarihi alan olarak gezi alanı mı şu yukarılar? Aman ha oturma yürüyeyim var. Hani şey çekiyorlar böyle. Boş yollar boş yollarda. Ana oraya bir gün çıkamasan. Şu yukarısı. Burada evet. Minderler var döşeli en yukarıda. Şurada. O perdenin içinde de böyle şey var yine oturma yeri ama çok güzel. Burası orası mı ki herkesin attığı böyle sürekli. Bilmiyorum ama. Şöyle. Yollar boyunca. Gittikçe böyle arkadaşlar. Maşallah şurada da bir üzüm şey var. Çubuğu. Şu. Hasan şöyle bir göstereyim elimi çekelim. Şimdi kokten başlıyor. Şöyle dolanıyor. Şöyle. Çatıya kadar çıkmış ama çatının en tepesine kadar da üzüm. Maşallah maşallah. Nasıl? Kurban oldum Allah'ım. Vermiş de vermiş. Verdiği nimetlere bin şükür olsun. Canlar bilmiyorum videom burasına kadar izler misiniz? Videom biraz uzun oldu. Ana gel pis 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 pis. Gel ekmek vereyim sana gel. Gel. Kara kedi. Ekmek girecek. Burada da öyle bir şey yok. Var ya öyle kedi. Hani? Buraya kadar izleyenler varsa yorumda kendini hani? Belirsin bakalım. Kendin hani şey diyorlar ya. Ne annem? Aman ha. Bu neymiş ya sen? Şu tarlalara kullanılan şey değil ne? Ama onun gibi nasıl güzel yapmışlar sırası üstüne. Öyle 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 öyle. Öyle. Hani bunların süsünü çıkartıyorlar betonla. Ya. Hı hı. Bizi aydınlatır mısın? Ne? Bu tarlalara kullanılan şey değil ne? Kapı yapmışlar bunu. Bilmiyorum. Ama çok benziyor. Ama bilmiyorum şey. Atın arkaya dakallarmış işte götürürlermiş öyle bir şeylere benziyor bu. Baba iyi bir bizim girişiysin iyi olur ha. Bu montajı
gideceksin geniş kapısına. Bizim eve yapacak, görüyor musun? Şurada da benim hayran olduğum, neydi bunun adı? Hamak salıncak mı? Salıncak. Salıncak, tekli salıncak. Hamak, artık siz ne derseniz. Şunlara bak. Bu üzüm arkadaşlar, size bahsettim. Çatıya kadar çıkmış dediğim üzüm. Bakar mısınız? Gittikçe de her yer üzüm. Aman ya Rabbim. Kurban olduğum Allah'ım. Bu ev de eski tarihilerden. Anne. Görüyorsunuz üstüneydim. Anne. Çatının içineydim böyle, evin içi. Hep yıkık dökük olmuş. Nereden kuzusu? Anne benim göz elime çekerim annem. Onun minderi vardı, almışlar. İçinin. Eski değil mi ki? Yaşamalarıymış. Gittiğimiz yerden geri dönüyor arkadaşlar. Devirlere biniyorlar. Merdivenle biniyorlar. Şurada, şurada. Çiş yaparsa da burada çiş yapıyorlar. Buldun mu ben? Sen? Evet. Yalanın götür şuraları ne bari? Aynı kaşınla ne dondurma alın da şöyle. Öyle görünüyor. Bari. Aman ya Rabbim, kurban olayım Allah'a. Taşa bile güzellik veren Rabbim. Böyle canlar. Şimdi biz evimize doğru dönüş yapacağız. Bir yemek yiyeceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir sonraki videolarımızda inşallah ne görüşürüz, sizlerin de gezip görebileceği, merak ettiği, belki de çok görmeyi istediği alanları gezmiş ve gezdirmiş olduk diye düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Aralardan, derelerden her yer öyle arkadaşlar. Diyelim şu koyun geliyor. Bilmem bu taşlar var ya. Kırıp kırıp getiriyorlar ya. Bunlardandır. Allah.